Sen açınca karşımıza muazzam bir şey çıkıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün çok güzel bir oyuncu mouse'u kutu açılımıyla karşınızdayım. Gerçekten görüp görebileceğiniz fiyatı olarak en iyi oyuncu mouse'larından biri. Bu arada ben şu an bunu telefonla kaydediyorum. Umarım kalitelidir. Kendi kameramda bir sıkıntı var, o yüzden şu an telefonla kaydediyorum. Bu yüzden kusura bakmayın eğer kalite kötüyse. Ama biz bugün mouse'u inceleyeceğiz. Gerçekten güzel bir mouse. Hemen o zaman bir kutu açılımına geçelim. Kutunun markasına bakalım. Neymiş bakalım mouse? Evet, şöyle bakıyoruz kutusuna ve James Tanki gördüğünüz gibi. Şöyle yavaştan açınca karşımıza muazzam bir şey çıkıyor. Yani gerçekten muazzam bir kutu tasarımı var. Gördüğünüz gibi her parçası değişebiliyor ve hepsinin tek tek özelliği var. Üstünde 11 farklı parça var ve aynı zamanda 52 tane farklı kombinasyon yapılabiliyor şu mouse'la. Her parçayı tek tek buna takabiliyorsunuz. Hepsini göstereceğim. Takması falan gerçekten çok basit. Ve 8200 DPI'ye kadar çıkıyor bu mouse. O bakımdan çok iyi gerçekten. Şöyle parçaları ben yavaştan gösteriyorum zaten. Kutunu açınca böyle bir şey çıkıyor. Alt tarafta şu mouse'un kablosu var. Onu da birazdan takınca göstereceğim. Öncelikle ne yapıyoruz? Şöyle bir açalım. Evet, ilk olarak kablosunu çıkarttım gördüğünüz gibi. Şimdi burada gördüğünüz farklı tuşlar var. Bunların hepsi bu mouse'a takılabiliyor. Örneğin ben şöyle bir kombinasyon yapmak istiyorum. Kendi elinize göre yapabilirsiniz bu ayarları. Şöyle bir kutuyu kaldıralım. Burada mouse'u deneyelim hemen. Takması bu kadar basit. Şimdi diğer parçaları açalım. Bu arada nasıl takılıyor derseniz de şurada mıknatıslar var gördüğünüz gibi. Bu mıknatıslar sayesinde takabiliyoruz. Evet, geldik son parça takımına. Onu da en kolay şekilde bakın. Şu bırakıyorum ve gördüğünüz gibi yapışıyor. Yani inanılmaz basit ve inanılmaz dayanıklı. Ben çünkü bunu bir ay denedim aslında size sunmadan önce ve gerçekten çok memnun kaldım şu ana kadar. Bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hemen şimdi o zaman bilgisayara takalım bunu. Evet, bilgisayara taktık ve artık üstüne ışıklar geldi. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi üstünde ışıkları var. Ve üstünde yanıp sönen yine DPI ayarları kısmı var. Burada DPI'yi seçebiliyorsunuz. Videonun başında demiştim hatırlıyorsanız 8200 DPI'ye kadar çıkabiliyor. Şu üstünde iki tane tuş var. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bakın yakından. Bu iki tuş sayesinde DPI ayarı yapabiliyorsunuz. Ve yaptığınız ayar burada canlı olarak gözüküyor. Kaç DPI ayarladıysanız o kadar gidip geliyor. Ve mouse hızını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mouse'un en sevdiğim özelliklerden biri de ele tam olarak oturması. Yani elinize oturmuyorsa bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz tuşlardan. Oradan istediğiniz tuşu seçip mouse'un üzerine çok kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Ve ben bu özelliği çok sevdim. Çünkü hani bazılarının eli büyük oluyor, bazılarının küçük oluyor. Mesela mouse alıp onu değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Zaten her ele uyum sağlaması için özel parçaları var. Küçüğü de var, büyüğü de var. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani oradan istediğinizi seçip kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada mouse'un titreşim özelliği de var. Bunu oynadığınız oyuna göre titreşim ayarlayabiliyorsunuz ya da sağ klavye falan atabiliyorsunuz. Bunu mouse'un driver'ını indirip yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an oyuna girdim ve şu an gördüğünüz gibi mousepad yok ve o yüzden altına şöyle demir olanı taktım. Bunu bu kadar kolay bir şekilde çıkarıyorsunuz bakın. Çıktı ve taktım. Gördünüz mü? Tabii odaklamamış olabilir ama olsun. Yani anlayacağınız basit kurulum falan. Aynı zamanda şu an mousepad olmamasına rağmen eğimi rahat alabiliyorum.
Tabii biraz da mousepad'in etkisi var bu konuda. Ki artık hani mousepad kullanmayan oyuncu kalmamıştır diye düşünüyorum. Yani bir de şunu söyleyeyim. Fiyatına göre mouse oldukça kaliteli. Neden derseniz, çünkü birçok modda kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Mesela gidip başka bir mouse aldınız, elinize oturmadı. O mouse'u ya değişime göndereceksiniz ya da başka bir şey yapacaksınız. Hani çok uğraştıracak sizi. Ama bunda öyle bir şey yok. Çünkü şey yapabiliyorsunuz. Bu mouse'da her tuşu değiştirebiliyorsunuz. Kendi elinize oturtabiliyorsunuz. Öyle bir avantajınız var diğer mouse'lardan ayrıca olarak. Ki zaten alan kişiler de genellikle bu özelliği benimseyerek alıyor. Yani siz de eğer almak istiyorsanız bu özelliği aklınızdan çıkarmayın. Her tuşu değişebiliyor. Mouse'un en büyük özelliği bu. Ve daha önce ben böyle mouse görmedim açıkçası. O yüzden ben de mouse'u seçtim. Ve fiyatı da uygundu tabii ki. Yaptığı performansa göre. Şu an adamları vuramıyorum mousepad olmadığı için. Kayıyor fakat çok ses çıkar diye ben kaydırmıyorum. De hani sonuçta altında tahta var. Yani bu kadar anlayacağınız. Mouse bu kadar. Açıklamada link var eğer satın almak istiyorsanız. Başka kutu açılımlarını görmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle son kez mouse'u gösterelim. Böyle. Altı böyle. Kablosu gerçekten sağlam. Dediğim gibi ben daha önceden kullandım, denedim. Ve gayet sağlam olduğunu gördüm. Evet, bu video buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.